kameraya çevrilince görünmüyoruz. Canımın içi şimdi... Ben zannetmiyorum cennette bize o bilginin verileceğini. Çünkü biz söylemese kimse bilmiyordu zaten. Bir de daha net. Çünkü bu dünyanın rüya olduğu görülüyor zaten de. O çok çok net. Bence çıkaramazlar yani. Allah söylemedikten sonra çıkaramazlar. Ama o da rüya. Fizik kanunları, kimya kanunları tamamı değişiktir. Hiçbiri dünyanın alakası yoktur. Astronomi, biyoloji, her şey değişik. Astronomi normal, gök cisimleri var işte, yer çekimi var falan feşbeken. Ahirette o yok. Ahirette cennet var. Ha, cennetin de dışına çıkılabilir ayrı mesele de, fakat asıl olan cennettir. Hiçbir zaman için söylenmeyecektir bence. Allah söylemeyince bilemeyiz. Bayağı eğlenceli ahiret. Yani o yönden çok güzel. Hoşumuza gitmeyen hiçbir şey, hiçbir şekilde hatırlayamayız. Yani istediğin kadar uğraş, hatırlayamazsın. Ya bölüm bölüm hiçbir, ama hayatımızın tamamını hatırlarız. Ama o bölümlerde atlamalar olur, onların atladığımızı fark etmeyiz. Bilemeyiz. Bazen saat ve gün atlamalar olur. Mesela sen perşembe günü olduğundan emin olursun. Halbuki cumadır. Cumadır. Yani ama perşembe de kesin perşembedir. Cuma da kesin cuma olmuş oluyor. Şahıs fark edemez. Öyle gün ve saat atlamaları çok olur. Yani çok makul görürsün. Ahirette de gittiğimizde Neptün, Plüton falan bunların hiçbiri yok. Sadece netlik vardır. Cennette alabildiğine geniş ve büyüktür. İstediğimiz her şey olur. Kanunlar orada normal kanunlar işte. Yani bu dünyadakiler çok şaşırtıcıdır. Mesela şimdi bilgisayar var, içini açarsak alet edevat çıkar. Cennette yoktur içinde alet edevat. Yani bilgisayar doğrudan işler. Ama alet edevat olmadan şimdi çalışsa aklımız durur. Onun için Allah onu o şekilde yaratıyor. Yalnız insanların bu sırrı biliyor olmasa çok iyi oldu. Eğer bunu bilmese cenneti kavrayamayacaklardı. Cehennemi de kavrayamayacaklardı. Uzaydaki varlıkları da kavrayamayacaklardı. Hiçbir şeyi kavrayamayacaklardı. Tabii. Bu bilgi sayesinde hepsini kavramış oldular. Yani her şeyin sırrı ortaya çıkmış oldu. Yani cehennemin sırrı da ortaya çıktı. Cehennemin de sırrı bilinmiyordu, o da ortaya çıktı. Aslında bu bilgiler çok hayati bence. Yani çok çok, 1400 yıldan beri bilinmeyen bilgiler. Ya kapalı anlatılmıştır bunlar. Mesela insanlar hep gök cisimleri duracak zannediyorlar. Ya bir kişi bir gerekçesi yok. Cennet olunca gök cisimlerine bizim ne işimiz var? Yani sadece cennet bizi ilgilendirir. Hayır, istersek olur. Ama işimize yaramaz cennet varken. Neden isteyelim? Çünkü çok büyük cennet.